Tayyip Erdoğan çay dağıtıyor. Millete çay dağıtıyor. Çayı demleyecek evleri yok. Çayı dağıtsa ne olacak? Yalan mı? 11 yaşındayım. Ne mutlu olacağız bu ülkede? Ekonomi desen sıfır. Her şey sıfır. Öğretim desen yok. Peki Erdoğan'a bir şey söylemek ister misin? 500 lirayı da kredi için. Demiyorum ona bir şey. Ben karaktersiz insanlarla uğraşmıyorum o yüzden. Kira, faturalar derken zaten aldı başını gitti. Hiçbir konuda mutlu değiliz, memnun değiliz. Bu kadar. Ne zamandır kendinizi mutsuz hissediyorsunuz? Ne zamandır mutsuz ediyorum? Borç altına girdiğimden beri kendimi mutsuz hissediyorum. Bu da uzun bir zaman önceydi. Hani okuyup da bir şeye varamayacağımı anladığımdan beri en azından dedim bir borca gireyim, kendime bir şey yapayım gibi düşüncesiyle yaklaştım. İyi ki öyle yapmışım. Okuyanların Allah yardımcısı olsun diyorum bu ülkede. Başka bir şey de demiyorum. Halk, yani şu an görünen herkes mutsuz. Herkesin suratı asık. Belli. Yani biraz da olsa insanlar asgari ücrete geçinebilecek bir hale getirseler ortamı güzel olacak. Bu. Ya ülkede mutluluk mu var ya? Özgürlüğün olmadığı yerde mutluluk olmaz ki. Yani zengini zengin olmuş, fakiri fakir olmuş. Sedat Peker çıkmış televizyonlarda patır 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 şey yapıyor. Ülkede bir tane yürekli savcı kalkıp şey açamıyor. Dava açamıyor. O zaman nasıl mutluyum diyebilirsin? Bilgi acı verir. En kralı kim biliyor musun diye. En mutlu adam çobandır. Çünkü nedir? Adam koyunu belli, kuzusu belli. Ama bilgi acı veriyor. Yani sen hissediyorsun. Ülke nereye gidiyor? Çocuklarımızın geleceği nereye gidiyor? Tek adam sistemi Türk halkına uygun değildir. Bir ülkede barışı kardeşi sağlamadığı müddetçe ekonomiyi de düzeltemezsin. Hiçbir şey düzeltemezsin. Mutluluk oradan gelir. Bir tane üstüğü vardı. Bir tane üstüğü vardı. Bir daha çift ayakkabıları vardı. Şey yaptığında, röportaj yapıldığında, ilk daha şeye geldiğinde, yani daha seçilmemişti. O günü geldiğinden bugünü diyordu ki bir yüzüğüm var. Eğer ki ben çalıyorsam, çırpıyorsam zengin olurum. Peki bugün ne oldu yani? Ne değişti? Kariyeri mi değişti? Kariyerini değiştirip de insanları aşağılayıp da kendisi çok mu kaliteli bir insan? Diyor ki diyor ben şirket gibi idare ediyorum. Ya burası bakkal dükkanı mı? Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanısın. Sen kimin cumhurbaşkanısın? Bir kısmının cumhurbaşkanısın, benim değilsin. Benim de cumhurbaşkanım ol ki ben de sana saygı duyuyorum. Çiftlik olarak memleketi görmüşler, çiftlik olarak kurmuşlar. Kendilerine göre sistemi ayarlamışlar. Kimisine 3 maaş, 5 maaş köşe başlarına kendi adamlarını oturtmuş. Kur'an'ı alıyorsun, milletin içerisine çıkıyorsun. Diyorsun ki, ey millet, işte bak ben din adamıyım, Kur'an'ımı, Allah'ımı biliyorum. Allah'ını, Kur'an'ını bilen insan böyle mi olur? Halkına yalan mı söyler? Halkına üçkağıtçılık mı yapar? Sahtekarlık mı yapar? Böyle din, böyle devlet olur mu? Abi güzel konuşuyorsun ama kendi içinden eklemek istediklerini de ekliyorsun. Hiçbir yerde çıkıp da ben Müslüman adamım, ben İslam'ı savunuyorum, ben böyle ediyorum, ben şöyle ediyorum diye bir kelimesi yok. Tamam, İslamiyet'i vurgulayarak yaşatıyor. İslamiyet üzerinden, İslamiyet üzerinden konuşuyor. Meclisi Kur'an-ı Kerim'le açamazsın. İslamiyet ülkesindesin. İslamiyet'in kuralında besmele ile girersin. Doğru mu? Doğru. Ama İslamiyet olduğu için Kur'an-ı Kerim'den açtığı için eleştiri yapıyoruz. Müslümanların yaşadığı ülke. İslamiyet ülkesi. İslamiyet ülkesi. Türkiye Cumhuriyeti İslamiyet ülkesi şu an. Hayır, İslamiyet ülkesi. Şeriat ülkesi. Bak şeriatle laiklik çok farklı bir şey. Şimdi şeriatın içinde de laiklik var. Laikliğin içinde sadece sizin görmek istediğiniz laikliğin içinde de şeriat yok. Ama gerçek şeriat nedir biliyor musun? Gerçek şeriat laikliktir, demokrasidir. Ama Allah siz Allah. Öyle Allah. Abi aç. Hazreti Ebubekir buraya. O zaman sen Hazreti kardeşim Ebubekir, o zaman Afganistan'a git o zaman. Niye kardeşim işte zorunda geldiği için yani. Böyle diyorsun. Bak, ne alakası Hazreti var? Ebubekir şeriatla yönetmiş. Din başka. Abi, anlatıyorum sana bir saniye. Din. Hazreti Ebubekir şeriatla yönetmiş. Ve Hazreti Ebubekir'in adaleti bütün dünyaya nam salmıştır. Hangi neden? Dünyaya? Bütün ben, dünyaya. Ben görmedim ya mi? Sen görmesin de inancın farklı. 67 yaşındayım ben öyle bir şey görmedim. O yüzden öyle bir şey görmedim yani. İnancın farklı. Öyle bir şey olabilir mi kardeşim? Şeriat öyle demek, bir şey yok. Şeriat demek sizin kafanızda kitle olmuş tamam mı? Şeriat, yobazlık. Şeriat yobazlık değildir. En büyük laiklik gidin istediğiniz yerde araştırın. Allah Allah. En büyük laiklik şeriattır. Allah Allah. Siz yobaz nereden gibi kitle. Ya? Görme değil abi bak kitle. Özgürlük dediğiniz. Açılmak saçılmaksa demiş ki medeni olmak açılıp saçılmaksa hayvanlar hepimizden medeni her mesela gün buradan başlıyor. Yok tam örnek olarak buradan onu vermiş ya şimdi tam buradan başlayacak aynen, diyorsunuz şimdi şeriat şöyle şeriat şöyle şeriatta kimse açık kapalı giyemez gezemez diye bir şey yok var abi.
Öyle bir, işte bak bildiğin abi ben de hafızım kardeşim. Bak ben de hafızım. Aç istediğin yerden bak, oku. Bak bunu dine çekiyorsun. Dine de bayanlar da her zaman alt kademededir. Bak bunu kardeşim bak. Bayan demeyeyim kadın diyeyim de hani bak alt kademededir ya. Ben öyle bak abi şöyle. Bak benden iyi bilemezsin bu konuda özür dilerim. Bu konuda bak senle dibine kadar senle dibin bir dakika abi. Bir dakika senle dibine kadar da tartışırım. Bak şeriat diyorsun. Dini öne sürüyorsun, konu siyasetten dine çekiyorsun. Dinde abi kadınlar yok, bak abi, kadınlar her zaman niye çektin? Bak abi dedi ben ki veda hutbesinden bak ben sana veda hutbesinden yalan söyledi. Bir dakika abi ben sana veda hutbesinden örnek de vereyim. Sahtekarlık yaptı. Öyle bir şey yok bir dakika, abi. Sahtekarlık öyle abi. Şey bir dakika abi. Ben sana veda hutbesinden örnek de vereyim. Kadınları vurabilirsin diyor. Bak ne için? Hafifçe dövebilirsin işte bak diyor. Öyle bir şey ki. Anladın mı? Sadece hani almak istediğin noktayı abi, alırsan. Abi almak istediğin nokta değil bir şey. Konuyu dine çekme siyasetten bahsediyoruz. Siyasetten alacağım. Ekonomi çok kötü.